Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, Türkiye'nin tarım sektöründe Aksaray'ın önemli bir paya sahip olduğunu belirtti. Başkan Dinçer, yonca, ayçiçek, şeker pancarı, patates, kapak çekirdeği, silajlık mısır, ceviz, arpa ve buğday üretimi de Aksaray'ın ülke sıralamasında ilk onlarda yer aldığını ifade etti ve şehrimizin tarımsal üretim çeşitliliğine karpuz da eklemek istiyoruz dedi. Aksaray'da birçok tarım ürünü yetiştiriliyor. Yonca, ayçiçek, şeker pancarı, patates, kapak çekirdeği, silajlık mısır, ceviz, arpa ve buğday üretiminde Aksaray Türkiye ortalamasında yerini korurken üreticiler farklı tarım ürünlerine yönelmeye başladı. Son yıllarda ise üreticiler karpuz ekimine yöneldi ve ekim sahası şehir genelinde yayılmaya başladı. Aksaray Belediyesi hem karpuz üreticilerini desteklemek hem de üreticileri bu alana teşvik etmek için önemli bir tanıtım hamlesine imza attı. Aksaray'da karpuz üreticisinden alınan karpuzlar ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılırken tanıtım için farklı bir yol izlendi. Aksaray karpuzunun kalitesi ve lezzetinin geniş kitlelere ulaşması için E90 Karayolu Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Kontrol Merkezi'nde etkinlik düzenleyen belediye ekipleri, karayolundan geçiş yapan araç sürücülerine ve yolculara ücretsiz karpuz ikramında bulundular. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, Aksaray Belediyesi olarak bu tür destek ve tanıtım faaliyetleriyle yerel üreticilerin desteklendiğini söyledi. Aksaray'ın tarımsal çeşitliliği ve üretim kapasitesinin her yıl arttığını sözlerine ekleyen Başkan Dinçer, yaptığı açıklamada, "Ayrıca tarımsal ürün çeşitliliğimize karpuzu da dahil etmek istiyoruz. Çünkü ekim alanı her yıl artıyor. Şehrimizde yetişen karpuzların kendisine has kokusu ve aroması var. Aksaray karpuzu doğal, hormonsuz ve lezzetiyle öne çıkıyor" şeklinde konuştu. Aksaray Belediye Başkanımız Sayın Doktor Evren Dinçer'in talimatıyla Ihlara kasabasına geldik. Çiftçilerimizin elinde bulunan karpuz tarlasındaki karpuzlarını hem vatandaşımıza ikram etmek hem de çiftçimize destek olmak babından buraya geldik. Bugün bu hizmeti Allah nasip ederse icra edeceğiz. ...2024 yılı çiftçiler için, üreticiler için gerçekten zor bir sene oldu. Ülkemizin içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında maliyet girdilerimiz yükseldi. Fakat mahsullerimizin değeri hala geçen yıldaki fiyatlarla aynı, hatta düşüşler de yaşandı. Belediyecilik anlamında bu şekilde bir plan, düşünce gayet güzel. Doğrudan tarladan alıp halka ulaştırmak güzel bir uygulama olmuş, güzel bir düşünce. Bu anlamda belediyemize teşekkür ediyorum. Bu uygulamanın geliştirilmesini isteriz muhakkak. Yani tarladan halkımıza, vatandaşımıza doğrudan bu tarz ürünlerin ulaştırılması, belediyemiz aracılığıyla yapılması gayet hoş olur. Seviniriz. Bu konuda yetkililerin çalışmalarını diliyoruz. Aksaray Belediye Başkanımız Doktor Evren Dinçer'e de bu çalışmasından, düşüncesinden dolayı teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda da, önümüzdeki mevsimlerde de bu tarz çalışmaları daha geliştirerek, daha kapsamlı şekilde yapmasını talep ediyorum, diliyorum. Teşekkür ederim. Katlanır, Melik'le gitti kalkıya kayın.